bugün burada Sayın Grup Başkan Vekilimizin yapacağı... Arkada halk desteği olmadığı gibi hukuka, akla, bilime, vicdana uygun yönetim anlayışının gereği kim konuşacaktır? Türkiye Mühendis Mimarlar Odası bir komisyon oluşturdu. Bütün odalar türlü yönleriyle. Kimi diyor ki 20 bin futbol sahası kadar yer kazılacak, üçte biri meşe ve kayın ormanıdır, yapmayın. Kimi diyor ki İstanbul'un %29'unun suyunu veren Sazlıdere Barajı ve akan bütün dereler ortadan kalkacak, yapmayın. Kimi diyor ki 70 tür canlının yuvaları yok olacak, yapmayın. Ve Jeoloji Mühendisleri Odası diyor ki diri fayların ucu var burada, tetiklemeyin, İstanbul'un sonunu getirmeyin. Biz bunlara bakarak ve yeni 2 milyon kişinin toplanacağı oranın İstanbul'u yeniden felç edeceğini düşünerek Kanal İstanbul'a karşıyız. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybedecektir. İktidara geldiğimizde İstanbul'un bağrına bu hançeri saplayanları, orada bu büyük hafriyatı yapıp kazıp Trakya'yı iki parçaya bölenleri ve bunun için para isteyenleri unutmayız. Bu müteahhitlerin de parasını ödemeyiz diye uyardık. Devlette devamlılık esastır cevabını almaktayız. Değerli arkadaşlar, devlette devamlılık esastır. Dış politikada devlette devamlılık esastır. Kalkınmada devlette devamlılık esastır. Sosyal devlette devlette devamlılık esastır. Hukuk devletinde devlette devamlılık esastır. Büyük devletler bunları aynen sürdürürler. Ama rüşvette, ama yolsuzlukta, liyakatsizlikte, peşkeş çekmekte, ulusal çıkarların zedelenmesinde devlette devamlılık olmaz. Diyor ki Libya anlaşmasına niye karşılar? Libya ile Münhasır Deniz Anlaşması'na, Münhasır Bölge Anlaşması'na ilk desteği verdik. O anlaşma deniz sınırları üzerinden Münhasır Bölge Anlaşması'ydı. 10 yıldır yapılması geciken desteklediğimiz anlaşma odur. Ama arkadan Libya'ya asker gönderme anlaşması getiriyor. Karışmış, birbiriyle çatışan ve Mehmetçiğimizin güvende olmayacağı bir bölgeye asker göndermek istiyor ve Mehmetçiği Libya'daki karışıklığın içine koymak istiyor. Buna karşıyız.